Dilinin kemiği belinin altı olmayan kukla killer haber hoş geldiniz. Bir kere daha biz Aylan Süley'nin başına geldik. Sevgili seyirciler, daha önce AK Parti'ye yönelik seçmen eğilimini değerlendirmiştik. Bu bültende ise muhalefeti değerlendireceğiz. Konuğumuz ünlü anket şirketi sahibi uzmanımız Selami Sabahı Kesti Bey. Selami Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Feruk Bey. Hocam daha önce yapmış olduğumuz AK Parti oyları niye düşmüyor adlı videomuz, analizleriniz çok ses getirmişti. Evet. Eleştiri de oldu. Neden sadece AK Parti'yi yaptınız? CHP neden yoktu? Muhalefet neden yoktu? Yoksa birileri tarafından fonlanıyor musunuz diye. Demek CHP'den fonlanıyorsunuz Ferruh Bey. Vallahi haram zıkkım olsun o kadar fon aldınız. Ne? Bize de 3-5 kuruş bir şeyler verseydiniz bari ya. O kadar programa katıldık, sayemizde izlenip para kazandınız. Yazıklar olsun. Sütümü helal etmiyorum size. Ya hocam ne fonlanması, fonlandığımız falan yok. Bir tane fonumuz var, o da haber fonumuz. Onun da telifini ödeyemedik, kullanamıyoruz zaten. Evet, tamam o zaman yanlış anlaşılım oldu. Buyurun sorunuzu alalım Feruk Bey. Hocam son yaptığınız anketlerde durum nedir? Yani CHP ne durumda, muhalefet ne durumda? Feruk Bey, yaptığımız son anketlere göre şu anda CHP devamlı düşüş içinde efendim. Düşüş içinde mi? Evet Feruk Bey, iktidarda olan AK Parti yükseliş içinde, efendim muhalefette olan CHP düşüş içinde, muhalefete muhalif olan Muharrem İnce ise gaflet ve delalet içinde efendim. Ama şöyle bir şey yok mudur hocam siyasette? Yani uzun yıllardır iktidar olan parti yıpranır ve ana muhalefetin oyları bir şekilde artar. Yani bu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığında CHP'nin oylarının artması gerekmez mi sizce de? Seçmen enflasyonun sebebi CHP diyor. CHP mi diyor? Ama enflasyona iktidar bakar. Muhalefetin ne ilgisi var? Seçmen doları CHP arttırıyor diyor. Nasıl arttırıyor ya? Seçmen CHP ayranı pahalaştırıp rakıyı ucuzlatmak suretiyle milleti rakı içmeye mecbur bırakarak herkesi sarhoş edecek diyor. Yok daha neler? Ayrıca seçmen CHP haşamayı yasaklayarak herkesi anadan üreyen çıplak halde bırakarak haşamasız denize sokacak diyor. Haşama mı? Ya memleketin başka derdi mi yok hocam? Seçmen Nur Sema'yı pencereden CHP attı diyor. Nur Sema kim ya? Oho, sizin dünyadan haberiniz yok Feruk Bey. Kızılcık şerbetindeki Nur Sema. Hani dedi ya, anne biraz da senin huzurun kalksın. Sonra da yiyin şimdi birbirinizi deyip kameraya böyle bakış atarak çıktı ya. İşte o Nur Sema. Ya hocam seçmenin hayal gücü de bir tuhaf. Seçmen CHP'ye oy veren dinsiz, Allahsız, kitapsızdır diyor. Ama CHP'ye oy veren namaz kılanlar da var. Olur mu öyle şey? Seçmen CHP camileri kapatıp hepsini kilise yapacak diyor. Camileri kilise mi yapacak? Ama niye yapsın hocam? Bütün camileri kilise toplamak... ya burası saçma olmuş yani. Çok uzak. Mesela İstanbul'daki adam kilise nasıl gitsin camiye? Yani insafsızlık mı o tabii? Ya ne kadar da şirin bir salaksınız Ferit Bey ya. Kiliseyi kilis gibi anlayıp şirinlik yapıyorsunuz. Yok ya, bildiğin kilise işte. Seçmen CHP camileri kilise yapacak diyor. Kıvırmaya gerek yok yani. Ama yani bu kadar da fazla. Niye kilise yapsın camileri muhalefet CHP yani? Seçmen nedenini niyesini önemsemiyor. Ama öyle olur mu önemsemeden bilme? Seçmen bilmek istemiyor. Ama bilmeden Seçmen görmek istemiyor. Yahu Seçmen duymak istemiyor. Ama seçmen mantık aramıyor. Seçmen umursamıyor. Seçmen takmıyor. Seçmen iplemiyor. Seçmen aman iplemiyor. Yani siz Ferit Bey, seçmen birine göz kırparken ötekine kur yapıyor. Kur yaptığına güvenmiyor. Güvendiğine inanmıyor. İnandığına oy vermiyor. Yani sonuçta seçmeni sağ gösterirken sol vuruyor. Olay bu. Peki teşekkürler hocam. Ne demek Ferit Bey, görevimiz. Bu arada bu fonlardan falan bir şey gelirse bize de bir şeyler gönderin Feruk Bey. Ya Allah'ım ya Rabbim, ne fonu hocam, izleyenler bağış yaparsa o da zaten bana bile yetmiyor, sana ne vereyim? Hadi bak işine. Allah Allah. Seçmen bu Feruk çok cimri diyor. Evet sevgili seyirciler, seçimlere az bir zaman kala muhalefetin ve CHP'nin seçmen analizini yapıp son anketleri değerlendirdik. Anketler ne derse desin, en doğru anket bu pazar seçimde yapılacak. O anket sonucu ne çıkarsa çıksın hayırlısı olsun diyoruz. Zaten Amerikalıların meşhur bir sözü var, ne derler bilirsiniz.
If your kiss me in my heart do you I can, oy ver gitsin kuzum yol yakınken. Yani Türkçesi esmerim biçim biçim, oyum adalet, özgürlük, zenginlik, huzur ve mutluluk için. Teşekkürler no. Türkiye her nerede oy kullanıyor, oy atıyor ve seçime katılıyorsan sonuçta kazanan no. ülkemiz olsun diyoruz. Görüşmek üzere.